Günaydınlar. Evet. Bu çok yukarı geçti. Bunu geri alamadım. Düzeltemedim. Patlıcanların keyfi yerinde. Evet, bir yaprağı çiçeğimiz de orada. Kabağımız. Çiçeklerim. Çiçeklerimiz. Çok güzel göründüler. Ay, harika bir görüntü oldu. Meral. Gel bir bak bizim balkondan. Bakıyor mu? Niye ben seni göremiyorum? Bakar mısın? Nasıl oldu? Aşağı görünüyor. Çok güzel oldu. Evet, şimdi toplayalım. Ve içlerinde karınca yok. Bıçağımı almamışım ya. Neyse, bıçaksız toplayayım bugün için. Yok, olmayacak. Gidip bıçağımı alayım, geleyim. Uzaktan. İşte burada. Normalde bu saatte içi karınca dolardı ama şu an yok. Aşağıdakinin içinde var. Onu en son alayım. Burada var bir tane. İki. Dört, onu karınca bulmuş. Bugün hava çok güzel. Bir de ben size bunun yerdeki görüntüsünü koyayım. Yani bunları yukarı kaldırmadan önceki hallerini. Üstünde. Bir tane de burada. Elimdekileri bırakayım. Şöyle bıçakla vuruyorum. İçindeki karıncayı döküyorum. Kaç oldu burada? 3, 6, 7. Bugün 7. Bunu da kesiyorum. Karınca yok. 8. Hah.
var gene. Bu da 9.'sü. Dokuz. Bu yarın açacak olan çiçek. Sıkışmıştı, kurtardım. Küçük bunlar. 10. Böyle. Kapatayım ve ben toplamaya devam edeyim. Arkadaşlar, kabağım kalmadığı için tenceremin altına, çiçek dolmalarımın altına yapışmasın diye bir güzel kalın kalın kestiğim soğan dilimlerini yerleştirdim. Bu şekilde dibi tutmayacak. Bugünün en çok ya da bu kabakların ekildiğim en çok aldığım çiçeklerimin miktarı burada. İnşallah bundan sonra daha çok olur. Çünkü 10 kök var. Bir tanesi şahuri. Şahurga. 18 tane böyle. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Şimdi bunları yıkayacağım. Ayıklayacağım önce, sonra yıkayacağım. Akşama dolma var. Günaydın. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hazırım. Biraz da acelem var. Sabah 8'de kalktım. Kabak çiçeklerimi topladım. Kabaklarımı çitin üstüne verdim. Anlatırım sonra gerisini. Şimdi acelem var. Pazara gidiyorum. Bayramdan önceki son salı pazarımız. Umarım güzel bir alışveriş olur. Ve ben inşallah çekerim sizin için de. Şimdi orada görüşürüz. Evet, elektriğimiz gitti arkadaşlar. Şu an jeneratöre sesi geliyor. Bugün pazarda çekim yapmadım. Pazarda pazarcılarımız azdı bugün. Ne alayım falan derken fasulyeye daldım. Fasulye seçtim. Bir de bol miktarda erik aldım. Kızım eriği çok seviyor bu araya. Biz de yiyelim. Biz de seviyoruz sonuçta. 40 küsür liradan 60'tan 40'a 45'eydi en son aldığımda. 5-6 tane almıştım. Bugün kilosu 10 lira olunca aldım. Ama başka şeyleri alamadım. Çünkü yoktu. Olanlar da bize yeter. Şimdi onları göstereyim. Kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parça. Evet, taze fasulye. Yarım kilo seçeyim. Zor seçeyim. İncelerini seçiyorum ben böyle çünkü. Yarım kiloyu geçmişti. Kadın da üstüne avuçladı, attı. 1 kilo oldu. Domates 13 liraya vardı. Bunu en son 7 liraya kadınlar alıyordu. Soruyorum, cevap yok. Sanırsam şu olaydan dolayı bir tık uygun fiyata verdi. Evet. Kilosu 10 liraya aldım. Eriğim de bu. 3 kilo. Tadına baktım, güzeldi. Sonra bir çeşit erik çıkardı. Böyle çok iriydi. Çok suluydu. Bu da 10 lira dediler. Aldım, tadına baktım. Beğenmedim. Tarttığımda kız 2-3 tane koy işte fiyatı tam dedi. Dedim 3 tane de erik yedim. Ona sayarım, bir şey değil. Böyle tatlı biber. Kilosu 5 liraydı. Biber ihtiyacım yok ama salatada zeytin salatası, çökelek salatası yaparken lazım oluyor diye aldım. Ve normal salatada çok almadım onu da. Koyu renk kahvem, en koyu. Hatta halayık yazıyordu üstünde. Bu da orta kahve, Mehmet Efendi kıvamı aldım. Salatalık aldım. Birkaç tane de acı attım içine. Aynı fiyattı. 5 liraya da böyle bir tane kabak aldım. Salatalıkların da kilosu 5 liraydı. 2 kilo aldım. Erikler 10 liraydı, 3 kilo aldım. Domates 11,5 tuttu. Biberle beraber fasulye 10 lira, kahveye de 100 lira verdim. Toplam alışverişim bu. Evet arkadaşlar, bugün sabah çiçekleri toplarken çok sevinmiştim. Çünkü çiçeklerimi neyin arasına koymuştum? Çitlerin arasına, yani sellilerin arasına koymuştum. Düşecek sandım, düşmedi ve gördüğüm manzara çok hoşuma gitti.
Çünkü yoldan geçip giden çoluk çocuk takılıp düşecek diye korktuğum bir yerdi. Gece de oynuyorlar. Yaz günleri geldi. Mahalledeki çocuklar, kız kardeşim çocuklarla oynamaya gidip gelirken biri düşecek, bir yerine bir şey olacak diye korkmuştum. Yalan söyle, çiçeğine bir şey olacak diye korkmuştum. Yok, annem rüya gördüm, rüyamda gördüm. Ve bütün sabah onunla uğraştım. Size öncesinde koyayım buraya, eğer silmediysem önce yerde çekmiştim onları. Bir de bugün 15 tane, dün 18 tane çiçek topladık. Çiçek aşkından dolayı çocukların başına gelecek tehlikeyi görmezden gelemezdim. Hatta annem toplamaya kalkıyor, bizi arıyordu. Anne dedim, kökünden şeker atarım, yapma. Gene gitti. Çünkü yapamıyorsun da saygıdan. Sebep oldu diyecek, üzülecek. Şimdi onlar öyle çok güzel oldu. Size koyayım eskisini, yenisini. Şimdi biz nereye gideceğiz? Meral işaret olsun mu anneciğim? Bak asker de oynuyor telefonla. Asker sınavımız inşallah başarılı geçer. Cuma günü asker sınavımız var. Bugün de biz Sevgi teyzeye gidiyoruz. Sevgi teyzemiz kızımın provasını yapacağı kumaşlar alındı pazartesi. Bugün günlerden çarşamba. Umarım güzel bir model beğenirim herhalde. Ne yapacaktık? Elbise. Zümrüt yeşili bir yeşil. Zümrüt yeşili bir renk seçti. Bitmemişti cümle. Tamam, kadar mı? Şurada bir şeyler yapabilirim. Bu yoldan giriş çıkış hallolacak artık. Değiştiriyorlar. Oradan spor salonuna gidecek Meral. Ben Sevgi'de biraz oturacağım, geleceğim. Markete uğrayacağım. Meral dondurma alacağım ben, sen alma anne. Unutmam inşallah. Konuşuruz bu arada, dondurmayı sorgula ha. Sen tamam. Yok yok, kapatma. Parayı ne yaptım ben? Bilmiyorum. Parasız gidiyorum. Hayır ya. Anneannem nerede? Telefonun arkasında para var. Kaç para var? Kim koymuş? 5 TL var. Çokmuş. Neyse, dondurmaya konuşalım. Unutma, hatırlat bana. Dondurma. Dondurma kolay. Gene mi ışıklar yok? Elektrik var. Ya var. Meral Hatun'u bırakacaksam oturamam ki ben orada. Evet. Ama zaten şu an saat 11. 11. Gideceğiz. Hadi hazırlama. Biz kahve içmedik. Sevgili bir kahve içeriz. Seni ayarlar eder. Sen gidesin, bence öğleden sonra 2-3 olur neyse. Hadi kapatabilirsin anneciğim. Görüşelim orada bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu bayram baklava yapmıyoruz. Bu bayram Ümit Bey'in, yani eşimin istediği bir tatlı yapıyoruz. Nefis yemek tariflerinden aldım. İrmikli cevizli şerbetli tatlı diye baktığımda o çıkmıştı. Onu beğendim. Çıkanlardan biri oydu. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bir de burada var. Çünkü iki ölçek yapıyorum. Bir çay bardağı burada irmik var. Bir çay bardağı irmik burada var. İki çay bardağı orta yere şey döktüm. Cevizi. 300 gram, 150-150, 300 gram da tereyağım var. Hakiki tereyağı. İki tane yumurta konuyordu. Sarısının biri üzerine sürülmek için ayrılıyordu. Ben 4 tane yumurta kırdım. İkisini üzerine sürülmek için ayırdım. İki bardak da un girecek. İçine birer, her bir ölçek için bir tane. Evet, tarifi oradan, nefis yemek tariflerinden alabilirsiniz. Bizim bu bayram tatlımız böyle olacak. Ne yapalım bu size? Tatlı vermiyorum diye böyle söylüyorsun. Her şeyim ne minimum yapıyorum. Ne derler ona? Küçücük küçücük de küçücük de küçücük de minnacık minnacık. Eskiden belli biberim, patlıcanım, kabağım. Baba kusar mısın? Niye kussun be? İfşa oldun ifşa.
Yes man. Yes man. Amazing bro. Bunlar da pişmemiş hali. Pişince öyle olacaklar. Nar gibi kızaracaklar. Sonra meral edecek. Hadi. Orada bekledik de arabayı çekmek zorunda kaldık. Hadi görüşürüz canım. Gidelim Koton'a da bakalım bakalım. Görüşürüz. Nasıl geçti? İki kişi alacaklarmış. 43 puan aldım. Yeterli miymiş? İkisinden geçtim işte. İkisinden birer puan almak yeterliydi. İkisinden birer puandan fazla aldım. Koşudan 1.56 koştum. Boyum 1.57 çıktı. Bir daha söyle koşudan. Koşudan 1.56 koştum. O ne demek? Dakika. Bir dakika el. Vay sen bir bu işi asılsan becerirdin Meral. Ve 1.40 koşan 0 puan aldı. Yani 1.39 koşmam gerekiyordu 1 puan almak için. Ben 1.56 koştum 0 puan aldım. 0 puan için koşan kız. Ben dedim ama boşuna koşmuyorum kendimi yormayayım dedim. Ne dedi? Koşudan sonra bir şey yaptırdılar mı? Hayır, su verdiler, oturttular. Sonra en sonunda imzaladık, şehire kaçtık. Neyse. Güzel oldu. Bir tane kız 90 yaptı, 94 mi yaptı? Öyle bir şey yaptı. Bir tane o senin bahsettiğin yaptı. Kız. Yok, o değil. Bir tane daha çıktı. Leğende de tekrardan kabardı. Burada zeytinli bitten var. Soğanlar, zeytin, kuru nane, süt, yoğurt, yağla mayaladım. Bir tepsimiz burada, bir tepsi burada. Ve bir tepsi de burada var. Pişiyorlar. Birleştiler. Maşallah hamurumuza. Bayram için, bu akşam için, yarın sabah için misafirlerim de gelecek. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Gelir kaç gündür bekliyorum görüşmek için. Kısmet bayramı olacak gibi görünüyor. Mezuniyet için geldi. Ve yarın gideceklermiş. İnşallah görüşebiliriz. Efendim teyzem hoş geldin. Hoş geldin teyzem. Hoş geldin bebişim, tatlı kızım, minnoşum. Hadeci. Efendim. Hadeci. Efendim. Hadeci. Efendim. Ümit, anneanne. Hoş geldin Elif Gül. Hadi bisikletine bin. Görüntün yok mu? Belki dili olur, o da öyle. Zaten ben lütfen çekme. Çekmiyor değil mi? Çekmiyor yani. Ne zaman? İngiltere'de doğmuş. Katmanlı. Annemin önü açılsın. Kimi? Cenhali? Ha göstermiştim. Görmüştüm herhalde de. Hadi konuşmuyor sadece de resmini göstereyim. Ben de aynı resmi göstermişim. Sana demeyecek anlatayım sen duymadın. Rahmetli kayınbabası kucağında tutuyor. Hayır. O güzel kız benden çıkar. Başkası dedesinin gözleri. Küçücük de şey Cenhar kucağına almış. İkisi de başka kapela dediğimiz o şapkalardan o var. Nerede şimdi? Kucağında nerede? Evde nerede? Evi nerede? Bekliyor. Biz de burada. Kız ben telefonum. Ha. Şimdi. Öperken çek. Doymuyor yetim. Ben de öpeyim seni burada süreden sonra. Kız Hatice'yi mahvederdim. Öpeceğim, öpeceğim. Kız yemekhanede koştu. Atıyor anne sana. Seviyorum ama. Ama bir tek sana öyleydi. Seni. Biliyorum canım herkes öpüyordu demedik zaten. Kim aramızdaki muhabbet. Aramızdaki muhabbeti söylüyordum zaten. Bir başlarda öpeceğim demeye. Hatice. Kız sevmiyorum. Normalde sevmiyorum zaten. Sen de mi sıcak aldın? Maşallah sana. Amin. Sen bakabiliyor musun? Bak ben bakamıyorum ha. Gracias.
Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz Armağan, iyi yolculuklar diyelim şimdiden. Teyze sana da çekiyorum size videoya. Bana da attın. Atalım teyzin. Çocuklarım hep gitti. Teyze, teyze. Burunu görüyor musun? Ha, böyle bir şey yaptı. Böyle bir şey yaptı. Güzel olmuş. Bu kadar güzel bir buru. Olur olur, daha çiçekler buradan veriyor. Şunları da şöyle gider böyle. Evet. Yukarıya da bak, bir tane var burada. Bu dün yani bugün kesip attıklarım görüyorsun, çiçeği açmadan sararmıştı. Tamam işte. O yüzden onunla. Bilmem. Bak bir tane var. Var var, burada bir tane var. Ha. Burada var. Onu gördüm işte, onu çekecektim. Ha. Var. O kadar. Ha bak, bunu görüyorum ben işte. Tamam, öyle yaparsın. Bak. Öbürü daha çiçeğini açmadan küçüldü. Biraz aşağı indim bugün arabayla, dün diyeyim. Okşaladım ondan sen. Yoksa bir şey yapmaz. İnşallah. Lan şuraya iki kök patlıcan eksen, burada çok güzel bir sapsıra. İçindeki toprak çok sert ondan. Bir şey olmaz. Ya. Annem de dur getir pek biberlerden, patlıcanlardan ek. Güneş oraya da koyabilirim. İşte zarar verdik, evet hepsini dışarı attık. Sularken şey yapıyoruz. Ne oldu? Sevgi gitmesin evde, gitmeyeceğiz teyzem biz. Teyze biz gideceksin de biz de gideceğiz diye şey yapıyoruz. Hadi öp de teyze gitsin, biz gitmeyeceğiz. Armağan abi de geldi. Hadi kenlere baktı. Teyze gitme, dur hala. Piç evet. Akşamdan hazırladığımız etlerimizi kendi usulümce pul biber ve kuru nane ile bir de sıvı yağ koyarak bir güzel macunladım. Macun değil yani. Ne diyoruz anne? Avcar. Avcar mı diyorduk? Soslama mı diyorduk? Sos yaptım, içine bıraktım diyelim. Babam da rahmetli böyle yapardı. Ben bunu özledim. Kekik falan koymadım. Yıllardır kekikli yiyorum kebabı. Ama böyle kuru nane ve pul biberle seviyorum ben en çoktan. Birazdan da bir pakette tavuğumuz var. Onu koyacağız. Arkadaşlar anlatıyorum oğlumu. Şimdi dışarıda mangal yapıyoruz. Mangal yaparken annem tutuşturmak istedi. Canım yoktu şeyler. Aldı böyle lambası vardı. Böyle 1,5 kişiden. Annem aldı böyle. Yandı. Böyle yaptı. Böyle yükseldi şeyler. Yandı. Annem onu savurdu. Çıkayım üstüne ittirdi böyle. Ondan sonra aldı sevgili. Aldı süpürgeyi, süpürgeyi böyle şey yapıyor, ittiriyor onu. Ondan sonra sustu, bir dakika sustu var. Ondan sonra annem süpürgeyle bir vurdu. Sandalyelerin üstüne ittirdi, plastik sandalyeler. Ben sandalyeleri çekiyorum, annem oturuyor, babam hiçbir şey yapmıyor. Sen annem üstüne. Sonra anneannem sandalyeyle. Neyse bu kadar. Ben de sandalyeyle çıkacağım. Abla çıkacağım. Dünya bu ya. Tamam. Buraya tabii. Benim ektiğim yere su oradan geliyor. Buraya burada birikiyor. Bak hepsini böyle ekeceğim. Yok da böyle. Hayır. Evet. Yukarı gelecek yapmak lazım belli. Tek tek tek. Kollarımı çekme. Bunları böyle güneşe koyayım anne. Yok annem, bir de bunun arasına koyayım. Biraz daha suya çeksin diye. Ha. Burayı göstereyim, sonra bez alayım. Soğanlar. Ne olacak bu soğanlar? Salata. Biz. Biber, aman. Biber, biber altta. Soğanlar getirdik ikiye için. Aha, burada annem doğruyor. Tamam, hatta senin kapağını da getir. Kiyasın. Orada da zaten alarm çöp oldu. Fotoğrafını da çekeceğim. Dur bakayım. Dur ayarlayayım. Güzel. Tamam mı böyle? Işığı ayarladım tamam. Bir renk atla. Kıbısını yazarsın. Vay be baba. Babam benden iyi youtuber oldu zaten, annem bu işlerde. Sen bırakacağım, o yapacak bakalım. Sen beceremedin çünkü. Hoş geldin. Hoş geldin. Kapı seferi, kapı seferi. Zafer. Zafer'in koşuşunu çekecektin ama. Oğlum yemek yiyeceksin, ne yiyorsun? Evet,
Fazlalıkları kaldırın. Hiç fazlalık koymayın masaya. Sen niye yapıyor bunu? Hadi. Güzel mi? Hı hı. Meraller. Anne ben...